Evet, bastım. Kaydı atarım dersten sonra. Şimdi kısaca dersin nasıl ilerleyeceğiyle bahsedeceğim. Ben bu Workshops dersini daha önce Behance Plus seviyesinde yapmıştık. Öncelikle belirli kelimeler belirledim ben dersten evvel. Bunları işte Word'e yazıyorum. Ardından bu kelimeler üzerine örnek cümlelerle beraber derste konuştuk. Nispeten faydalı, yani güzel oldu. Öyle çok sıkıcı olmadı. Katılım çok aşırı düşmedi. Gördüğüm kadarıyla bundan yola çıkarak fena olmadığı kanaatindeyim. Bu dönemde, bu 10 haftalık süreçte de böyle devam etmeyi düşünüyorum. Tavsiyelerinize de açayım tabii ki. Neyi kullanıyorum? Hangi kitabı kullanıyorum? Şöyle bir kitap var. Bilenleriniz vardır. Erkun Dungun. Ben belki bu ders bu kitaptan bitirmiştim. Yani kursa bu kitaptan gitmiştik. Bence gayet güzel bir kitap. Her ünitenin sonunda önemli workshopları listelemiş kitap. Ben de oradan kullanarak hepsini alamam tabii çok fazla. Önemli gördüklerimi alıp buraya geçirdim. Örnek cümlelerle beraber böyle bir liste yaptım. Bu liste elimizden geldiğince işte derste bakmaya çalışacağız. Bunun dışında şu an kaç kişiyiz? Oha, 300 olmuşuz. 300 kişiyiz. 300 kişi bildiğiniz yani çok yüksek bir sayı. Bugün yazdım dersin paylaşımını yaparken. Katılmak isteyen arkadaşlar interaktif olarak yapmak istiyorum açıkçası. Katılmak isteyen arkadaşların yazmasını rica etmiştim. Bir kişi yazdı. onunla da zaten Behance Plus'tan beri bu dersi yapıyorduk kendisiyle. O biraz katılacak. Gene şu an bir 2-3 kişi daha katılabilir. Ama dediğim gibi herkesin katılımı mümkün değil. Burası çok karışır. Hiç kimse verim alamaz. O yüzden bundan sonraki dersler için de gene her seferinde duyuruyu yaparım ama dersin öncesinde bazı kişiler belirleyip onlarla beraber ilerlemek istiyorum. Bu ilki. İkincisi şimdi gene çok kalabalık arkadaş onunla ilgili soru geliyor ders şey sırasında ben devam ederken. Soru gelmesi kadar doğal bir şey olamaz. Ama maalesef sorularınızı cevap vermeye kalkarsam her soruya burada ilerleyemeyiz. Yani biz 50 kişiyle yaparken bile her soruya ben bakmaya kalkınca zorlanıyordum. Bazılarını atlıyordum açıkçası. Yani ders verimsiz oluyordu. O yüzden eğer sorularınız varsa sorularınızı dersin sonunda bir 15-20 dakika ona ayırmaya çalışacağım. Çok da vaktimiz yok gerçi. Orada alalım. Orada cevaplamaya çalışacağım. Ama arada sırada çete bakacağım gene. Çok gerçekten önemli gördüm veya benim hata yaptığım bir yer olursa fark edersem orada hemen düzeltirim veya cevaplamaya çalışırım. Ama yüksek ihtimalle dersin sonuna kalacak sorularınıza cevap. Dersin sonunda her türlü şey sorabilirsiniz. Bununla ilgili olur, bununla ilgisi olur, Almanca ile ilgili. Bu şekilde. Ben de katılabilirim. Tamam Musa Bey siz de katılın. Tuğçe Hanım siz yazmışsınız bana. Siz de katılabilirsiniz. Tamam. Şu an iki kişi. Kitabın adı Erkun Dungun. Ben de şey yazarım. Çetede yaz, şey, çete diyorum. Telegram'da da paylaşırım. Tamam. Fatoş Hanım siz de. Ders bir saat sürecek. Aşağı yukarı. Bugün belki biraz şu an çok konuştum. Biraz daha uzun sürebilir. Ekranı biraz büyüteceğim şimdi. Tamam başlayalım. Yeterince büyüktür diye düşünüyorum şu an. Belki telefonda mı görünmüyor acaba? Şu an iyi gibi. Bundan sonra dediğim gibi çete aralıklarla bakacağım. Mümkün olduğunca gerekli şeyleri yazarsanız çok memnun olurum. Böyle ders daha hızlı ilerlemiş olur. Evet. Bu ders kitabı ünite ünite gidiyor. Yani pek çok öyle zaten. İlk ünite Schule ve Ausbildung şeyle ilgiliydi. Personen und Arbeit ile ilgili yanlış hatırlamıyorsam. Orada da her çeşitli konu başlıkları var. Ben de konu başlıklarının altına kelimeler yazdım. Daha böyle akılda kalıcı olması için. İlki Schule und Ausbildung diye geçiyordu. İlk kelimemize bakalım. Aslında kelimemiz burada besuchen ama bazen biliyorsunuz kelimeyi isimden yabancı ayrı düşününce farklı manalara gelebiliyor. Normalde besuchen ne demek? Ziyaret etmek demek. Fakat aynı Schule besuchen deyince bir basit bir şeyden başlamış olduk. Bunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Aynı Schule besuchen ise bir okula gitmek aslında. Bir okulu ziyaret etmek demeyiz biz. Bir okula gitmek, bir okula katılmak gibi. Örnek cümlede ne diyor? Tausende von Kindern können daher im Augenblick nicht die Schule besuchen. Binlerce çocuk diyor şu an bu sebeple. Bu sebeple ne sebebi olduğunu açıklamıyor. Daha öncesinde yazmış muhtemelen. Im Augenblick şu anda okula gidemiyor. Gibi okulu ziyaret edemiyor demeyiz. Okula gidemiyor. Yani okula gitmek diyebiliriz bunun için. Şimdi başka nerede kullanılıyor? Aynı Schule besuchen veya aynı
Aynen kurs, ya aynen kurs olur tabii, bu aynı şule olmaz. Aynen kurs bezuhunta diyebilirsiniz. Üniversitede bezuhun yapamazsınız. Bunu burada söylemek istiyorum. Üniversitede bezuhun olmaz. Üniversitede okursunuz. Şu diye yakın olur. Bu önemli gördüğüm. Bazen hata yapabiliyoruz bunda. Hocam ders hep kayıt edilecek mi? Kayda gruba atacağım. Bunları sona saklayalım artık. Şu an derse geçtim. Hepsini cevaplayacağım. Eğer şeylerle ilgili sorunuz olursa, kelimelerle, cümlelerle ilgili sorunuz olursa yazarsanız şu an memnun olurum. Bunlara sonunda bakacağım. Şimdi ikincisine bakalım. İnteraktif demiştim. Bazı yerlerde ben susup size söylemenizi isteyeceğim. Ama başlangıcı şöyle yapmak istedim. Sadece başta kendim biraz konuşayım. Ein gutes Zeugnis. Zeugnis ne demek? Aslında diploma diyebilirsiniz veya sertifika diyebilirsiniz. Yani en basit ya da daha basit bir tabirle karne aslında. Karne manasına geliyor. Yani iyi bir karne, schlechtes Zeugnis kötü bir karne. Bu mittel meselesi ne demek? Mittel zaten orta demek, hatırlarsınız. Mittel meselesi de yani vasat demek oluyor bizdeki. Vasat ne demek? Ortalama demek aslında Türkçe'de bilirsiniz. Vasat karne, iyi karne. Vasat karne, kötü karne. Bunların üç anlamı. Bazen Türkçelerini yazmayabilirim ama merak etmeyin. Şeyden sonra, dersten sonra bu dosyayı düzenleyip atıyorum ben birkaç gün içerisinde. En kötü orada yazmış olurum. Bazen unutuyorum, atlayabiliyorum. Ya da uzun olacağı için zaman kaybetmek adına yazmadığım da oluyor. İkincisi bu. İyi karne, kötü karne, vasat karne. Die Schule Schwänzen. Şimdi bu çok belki duymadığınız bir şey olabilir. Cümleye bakalım. Na ja, ich hab die Regel. Evet, şey diyor. Ich hab die Regel. Kuralım var. Ne kuralı varmış? Nur vormittags Schule Schwänzen. Sadece öğleden önceleri Schwänzen yapma kuralım var diyor. Hangi, ne zaman, hangi öğleden önceleri? An denen es regnet. Yağmur yağan, yani öğleden önceleri Schwänzen yaparım diyor. Yani ne yap olabilirsiniz? Bizim amiyane tabirle yani okulu kırmak veya okuldan kaçmak, okulu asmak. Die Schule Schwänzen. Okulu asmak demek. Şimdi ben burada işte Schule'yi siyah yaptım, Schwänzen'ı kırmızı yaptım. Bunu da söyleyeyim. Buraya yazacağım anlam şu kırmızının anlamı. Die Schule Schwänzen yani onu anlamı basitleştirmek adına yazdığım bir şey. Genelde Schwänzen Schule ile kullanılıyor. Yani okula asmak. Ama tek başına kullanımı da çok mantık uzak değil bunun anlamında. Schwänzen aslında atlamak demek. Yani bir partiyi de atlayabilirsiniz. Mesela partiye gitme planınız vardır. Ama gitmek istemiyorsunuzdur. Onu asmak istiyorsunuzdur. Die Party Schwänzen de diyebilirsiniz. Yani partiyi asmak, partiyi kırmak. Bir şeyi asmak, bir şeyi kırmak, bir şeye gitmemek gibi. Burada atlamak aslında. Atlamak, asmak, kırmak. Amiyane tabirle bunlara not düşerim yani bunun amiyane tabir olduğunu diyebiliriz. Çete bakalım. Devam edelim. Eine Prüfung durchfallen. Bunu yapmak isteyen var mı? O katılmak istediğini söyleyen arkadaşlardan 3 kişi vardı. Ne olabilir? Tamam, devam ediyorum. Ben böyle sorarım. 200 saniye içinde cevap gelmezse devam ederim. Haberiniz olsun. Yani biraz şey daha hızlı gidebilmek adına. Er darf nur noch zweimal durchfallen, ansonsten wird es suspendiert. Ansonsten neydi? Aksi takdirde. Wird es suspendiert. Suspendieren cezalandırmak, uzaklaştırmak demek. O uzaklaştırılacak, o cezalandırılacak. Uzaklaştırılacak daha doğru, o uzaklaştırılacak. Ne olursa er darf nur noch zweimal durchfahren. Sadece iki kere daha kalma hakkı var. İki kere daha kalabilir. Yani eine Prüfung durchfallen, sınavdan kalmak demek. Sınavdan iki kere daha kalabilir. Aksi takdirde uzaklaştırılacak. Yani üç kere kalırsa ne olacak? Uzaklaştırılacak. Onu kastediyorum. Tamam. In die nächste Klasse versetzt werden. Das Kind hatte gute Noten und wurde um Schuljahresende versetzt. Ne diyor? Çocuk diyor iyi notları vardı ve yıl sonunda ne olur iyi çocuğu iyi not varsa bir üst sınıfa geçer. In die nächste Klasse versetzt werden. Yani üst sınıfa, yeni sınıfa geçmek demek. Versetzen aslında tek başına şey demek zaten. Bir şeyin yerini değiştirmek demek. Versetzen da değiştirmek. Pasif yapmış orada yani.
Burada B2 seviyesi olduğu için böyle direkt pasifin artık ne olduğunu anlatmıyorum. Pasifi biliyoruz, edilgen. Pasif yapmış. Yani fezes verdin, değiştirilmek demek diyebiliriz. Aslında buraya fezesin kelimesini yazabilirdim de. O zaman in the next class'den anlamsız oluyordu. Yani ön sınıfa geçmek, bir dahaki sınıfa geçmek demek diyebiliriz fezes verdin. Eğer sınıfa geçme, sınıfta kalsaydı da buraya bir tane nicht eklerdik. Nicht fezes verdim umut. Çete inanılmaz yazıyor. Aa, özür dilerim. Aa, evet, ben mikrofonları kapatmıştım. Çok çok pardon. Hemen açıyorum, bir saniye. Tamam, özür dilerim. Evet, şimdi o zaman sıradakine bakalım. Onu siz yapın, buyurun. Tekrar özür diliyorum. The should be as build up. Musa Bey, buyurun. Hocam hangisi? Özür dilerim, ben de şu anda şey yapıyorum. Tamam, the should as build up. Okul eğitimini bitirmek. Aynen, okulu eğitimini bitirmek demek. Evet. Cümlede ne diyor? Meine Schwester, benim kız kardeşim okul eğitimini geçen yıl bitirdi. Aynen. Teşekkür ederim. Abschließen tamamlamak demek aslında. Tamamlamak, bitirmek demek. Schulausbildung da eğitimini, işte okul eğitimini bitirmek demek. Burada Schulausbildung normalde olmayacaktı. Pardon. Tamamlamak demek abschließen. Tamamlamak, bitirmek. Ve Trennba. Şu da Trennba anlamına gelecek. Şuraya bakın, T yaptım. O Trennba demek. Abschließen. Burada Schloss'un ne olduğu, ne bu diyebilirsiniz. Präteritum hali. Abschloss. Çete yazmasak bence de şu an ben de fark ettim. Çete yazınca sürekli bana şey geliyor. Yukarıdan bildirim geliyor. Aslında onu kapayabilirim ama şimdi bu derslik olsun. Devam ediyorum. An Einem kurs teilnehmen. Çete yazın ama tabii, yani sorularınızı ne zaman yazacaksınız başka? Yazın, ben sonunda bakarız. Ders için önemli değil. An Einem kurs teilnehmen. Bunu da hepimiz duymuşuzdur. Ama gene de bazen önemine binaen ben yazdım bunu. Wurde eingeladen. Neye, ne yapıldı? Davet edildi. An der Veranstaltung teilzunehmen. Veranstaltung dediği toplantı diyebiliriz galiba. Daha iyi bir çevirisi vardır. Toplantıya katılmaya davet edildi. Yani bir yere katılmak demek. Bir yere katılmak. An teilnehmen. Andan sonra gelen ne olacak? Dativ olacak. Orası önemli. Andan sonra burada dativ kullanıyoruz. Normalde an kelimesi, an propozisyonundan sonra gelen şeyin akuzatif de olabilir, datif de olabilir. Teilnehmen'de an kullanıyoruz. Yani bunu mantığa oturmanın pek bir yolu yok gibi geliyor bana. Datif olması lazım. Bunu teilnehmen'le birlikte ezberlememiz gerekiyor. Evet. Devam ediyorum. Şimdi bir kısım bitmiş oldu. İkinci kısımda nach der Schule, okuldan sonra. Önce çete bakalım. Organizasyon. Evet. Veranstaltung organizasyon. Teşekkür ederim. Tamam. Eine Beruf erlernen, ergreifen. Sie können eine Beruf erlernen und Geld verdienen. Ne olabilir? Zaten learning'dan çıkarabilirsiniz aslında. Yani öğrenmek demek aslında bu learning'da. Bir iş öğrenebilirsiniz ve para kazanabilirsiniz diyor bu cümlede. Ama learning'dan farkı nedir? O katılmak isteyen arkadaşlardan cevap veren ya da chat'te de yazabilirsiniz. Hocam bütünüyle öğrenmek herhalde. İş Evet. sahibi olmak, onu tamamıyla öğrenmek. Hı, teşekkür ederim. Aynen, tamamıyla öğrenmek. Yani Öğrendiği uygulamak. uygulamak, yani uygulamaya çok manası yok. Tamamen öğrenmek. Tamamen Evet, öğrenmek. tamamen Teşekkür ederim. öğrenmek. Tamamen öğrenmek manasına geliyor Erlen. Ergreifen'da kavramak aslında. Ergreifen çok önemli değil burada. Erlen'in öğrenmek yazacağım gene. Ama buraya da tamamen diye not düşelim. Yani learning'den farkı o biraz. Erlen'in. Devam ediyorum. Gene bu da bildiğimiz bir muhtemelen fiil. Studieren okumak demek. Şimdi ama şöyle bir şey var. Bir yerde okumak. Bir üniversitede okursunuz zaten genelde veya bir hochschule'de okursunuz. Bir de Fachhochschule'de okursunuz. Ama orada okuduğunuzu belirtmek için an propozisyonuna ihtiyacınız var. An aynı üniversite studieren. Yani bir üniversitede okumak. Cümleye bakalım. Rund 6000 Koreaner studieren an deutschen Hochschulen. Ne diyor? Yaklaşık 6000 Koreli öğrenci Alman yüksek okullarında okuyor. Bakın burada an var gördüğünüz gibi. An studieren. Andan sonra gelen de dativ. Studieren an. Bir yerde okumak. Bunun örnek cümlesi yok ama önemli.
Ein Studium beginnen, unterbrechen, weiterführen, abschließen, ablehnen. Hepsinin farklı anlamı var. Okumak. Bunu düzeltelim, okumakla kalmayacak. Ein Studium eğitim diyebiliriz. Üniversite eğitimi diye söyleyebiliriz. Farklı anlamları da var. Burada eğitim diyelim. Beginnen biliyorsunuz başlamak demek. Eğitime başlamak. Unterbrechen, ara vermek. Başlamak. Ara vermek. Weiterführen, devam etmek. Yani unterbrechen yaparsınız. Sonra weiterführen yapabilirsiniz yani. Abschließen, az önce söyledik. Abbrechen da kesmek yani. Artık unterbrechen, ara vermek. Ama abbrechen, bırakmak demek. Aradık farkı. Bırakmak tamam. Bırakmak. Bir eğitimi eğitime eğitim diyeyim buraya. Çünkü eğitim, eğitim hepsi için farklı olacak. Eğitim. Başlamak, ara vermek, devam etmek, tamamlamak, bırakmak. Şunu da söyleyeyim, sonra chat'e bakacağım. Ein Diplomarbeit ya da Masterarbeit schreiben. Masterarbeit biliyorsun işte şey, tez. Bizdeki tez dediğimiz şey master tezi veya bachelor tezi. Tez demek. Tez yazmak. Aslında bizdekinin aynısı. Bunu da çok kullanıyorlar. Onun önümüne binaen yazdım. Bizdekinden fark yok. Tez yazmak diyebilirsiniz buraya. Evet. Erlernin lernin. Master yapmak dedir. Master machen gidesi geliyor da vardır daha güzel bir fiil. Master bilemiyorum. Master machen. Master studieren diyebilirsiniz gene. Master okuyorum. Tamam. Devam ediyorum. Lebenslauf Arbeitserfahrungen. Şimdi ne oldu? Okulu okuduk, okulu bitirdik. Şimdi CV yazıyoruz veya iş tecrübesi yap. İş tecrübesi ile ilgili şeyler. İlkine bakalım. Var mı yapmak isteyen, katılmak isteyen arkadaşlardan herhangi biri yapabilir mi? İyi yaşayın. Ben söyleyebilirim hocam. Var mı başka biri? Musa Bey'den başka. Üç kişiydi galiba. Bir Fatoş Hanım mıydı? Fatoş Hanım da galiba ben de katılabilirim yazmıştı. Buyurun Musa Bey. Sich um eine Stelle bewerben, bir pozisyona başvurmak. Evet. Hı-hı. Güzel. Sie können keine Mitgliedschaft kaufen. Mitgliedschaft üyelik üyelik olmayan satın almak istiyorsan nasıl bir dakika? Yani üyelik satın alamazsınız. Okey. Üyelik satın alamazsınız diyor. Bu parayla ilgili satın değil. Satın alamazsınız. Bu parayla parayla ilgili değil. Tamam. Son tarafta siz sadece buraya başvurabilirsiniz. Aynen, siz buna başvurabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sadece başvurabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi burada benim cümleyi bilerek aldım. Zaten dikkat etmeniz istediğim bir şey var. Bir ay sonunda bunu çok tekrarlamıştım. Arkadaşlar bıktılar benden söylerken. Şimdi burada bir darum var. Dahum daha doğrusu. Sich um bewerben. Bir yere başvurmak demek. Bir işe başvurmak. Burada ne dedi? Sie können keine Mitgliedschaft kaufen. Yani üyelik satın alamazsınız. Sie können sich nur darum bewerben. Ona sadece başvurabilirsiniz. Ne diyoruz? Ona. Biz de kullanıyoruz bunu. Zamir kullanıyoruz aslında orada. Buradaki darum aslında ne demek? Mitgliedschaft demek. Yani Mitgliedschaft'a başvurabilirsiniz diyor bunu. Tekrar ama aynı Mitgliedschaft bewerben demek yerine bunu alıyor. Sadece darum diyor. Burası önemli. Bunu bildiğinizi umuyorum zaten. Ama önemli bir konu. Yani bu sadece zaten bu fiil için falan da geçerli değil. Yani bewerben. Mustafa Bey, kendi mikrofonu kapatabilirsiniz, memnun olurum. Yani şeyle ilgili bu. Her prepozisyonlu verblerin hepsinde var zaten. Buradaki şeye gidiyor. Yani burada darumlan kastı Mitgliedschaft. Hocam cümlenin tamamını mı tanımlıyor yoksa sadece Mitgliedschaft'ı mı tanımlıyor darum? Sadece Mitgliedschaft. Çünkü sadece neye başvurabilirsiniz? Üyeliğe başvurabilirsiniz. Bunun cümlenin hepsi şey. Yani ne diyor? Üyelik satın alamazsınız. Bu parayla ilgili değil. Yani başka şeyler söylüyor. O yüzden sadece bu üyelik demek burada. Ama başka cümlelerde bütün cümleyi de kapsayabiliyor değil tabii mi? Tabii ki kapsayabilir. Tabii ki. Hı-hı, kapsayabilir. Umarım böyle bir örnek vardır. Ya da ilerleyen zamanlarda da gelir zaten. Anladım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Über gute Fachkenntnisse verfügen. Buradaki fiilimizde verfügen. Präpositionumuz über. Verfügen über. Ne diyor? Das Haus birinin sahip olmak anlamında.
Özür dilerim. Özür dilerim. Tam siz söylerken sesinizi kapattım. Arkadan başka bir ses geliyordu. Kein Problem. Bu sahip olmak anlamına geliyor. Haben'la hemen hemen aynı anlama sahip. Über gute Kenntnisse verfügen. İyi bir uzmanlığa sahip diyor. Sahip olmak. İyi bir uzmanlık hakkında sahip olmak. Evet. Das Haus verfügt über eine separate Küche. Ev diyor ayrı bir mutfağa sahip diyor. Evin ayrı bir mutfağı var. Evet, teşekkür ederim. Dediğiniz gibi, Erhan Bey dediği gibi felfügünü ve sahip olmak demek. Ama bunu şöyle kullanamazsınız. İh felfügü bir ayna auto. Yani bu birazcık saçma. Ya yani Haben'a çok benziyor ama Haben değil. Bu tür felfügün übeyi ev aramışızdır hepimiz, çoğumuz. Orada çok görürsünüz işte das Haus verfügt über. Orada da Haben demezler. Aslında sahip olmak. Bunu Türkçe başka karşılığı nasıl olur bilemiyorum. Dediğiniz gibi sahip olmak ama Haben'dan tabii ki farklı. Evet. Gelelim verantwortlich für sein. Verantwortlich'i biliyoruz zaten. Şey demek. Ya bilmiyor da olabilirsin. Niye böyle bir şey yapıyorsam. Yani sorumlu. Verantwortlich für etwas sein. Bir şeyden sorumlu. Bir şeyden sorumlu olmak. Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich. Ne diyor? Ebeveynler çocuklarından sorumludurlar. Biz ne diyoruz? Dan sorumludur. Bir şeyden sorumludur. Onlar ise bir şey için sorumludur diyor Almanca'da. Burada fark var. Yani biz fonla kullanırken yani birebir çevireceksek onlar fürle kullanıyorlar. Şurada da The Durchführung von Projekten projenin gerçekleştirilmesinden sorumludurlar. Burada sind sein olmuş. Gördünüz. Sein sind olmuş. Alt tarafa da şey gelmiş. Tamam. Geldik buna. Bu önemli. Var mı bunu yapmak isteyen? Musa Bey haricinde. Tamam. Devam ediyorum. So, verfügungsstehen. Önemli bir nomen ve verbindung. Bakalım. Önce cümleye bakalım. Es stehen verschiedene Vorlagen zur Verfügung, typische Dokumente zu erstellen. Vorlagen şablon demek. Ne diyor? Çeşitli şablonlar zur Verfügung stehen, çeşitli şablonlar şey, typische Dokumente zu erstellen. Yani tipik dokümanlar oluşturmak için ne olabilir? Farklı şablonlar var aslında. Yani var diyebilirdi. Burada es gibt de diyebilirdi. Ama zur Verfügung stehen'in biraz farkı yani mevcut, kullanılabilir, ona ulaşılabilir demek. Hiçbirini yazmıyorum burada. Sahip olmak biraz yazalım. Sorumlu olmak. Bu da mevcut olmak diyebilirim yani belki Pons'a bakarım gene daha uygun güzel bir çevirisi varsa. Yani ama burada cümleyi tekrar çevirelim. Es stehen verschiedene Vorlagen zur Verfügung. Çeşitli şablonlar mevcut. Typische Dokumente yani bu tip dokümanlar oluşturmak için çeşitli şablonlar mevcut. Kullanıma açık, kullanılabilir. Yani ulaşılabilir nasıl derseniz bu tür manalara gelebilir. Bir de bunun zur Verfügung stellen'ı var. O da mevcut hale getirmek yani sağlamak demek. Onunla da karıştırmayalım. Bu stehen, diğeri stellen. Evet. Tamam. Die Firma war am Projekt beteiligt. Sich beteiligen an etwas beteiligt sein. Şimdi bu ikisi de aynı. Benzer gördüğünüz gibi. Zaten ikisi de beteiligen. Birinde yani sein'la yapıyoruz. Sein fiiliyle. Bir şeyde katılımcı olmak. Sich beteiligen bir şeye katılmak. Bir şeye dahil olmak. Bu ikincisiyle bir ilgili örnek. Die Firma war am Projekt beteiligt. Ne diyor? Firma projeye katılımcıydı. Projede katıldı. Projeye katılımcıydı aslında biraz daha uygun bu. Biz öyle demeyiz de projede vardı gibi bir şey deriz. Yani projede bu firmada varmış. O anlamı veriyor bu. Sich beteiligen an da ona katılmak, karışmak manaları var. İki türlü de kullanabilirsiniz ama andan sonra datif gelmesi gerekiyor. Bu da datif olacak. Sich beteiligen an. Önemli bir fiil. Mutlaka öğrenelim. Yani verbum mit Proposition gene bu da. Evet. Çete bakalım. Kendi arasınızda konuşuyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Tamam. Devam edelim.
Bu neydi? Var mı yapmak isteyen? Çok ses karışmıyor galiba. İsterseniz mikrofonunuzu açıp söyleyebilirsiniz. Bir deneyelim en azından. Neydi? Sich mit beschäftigen. Meşgul olmak hocam herhalde. Evet. Ne diyor soruda? Hemen cümlede. Hocam hanım. Fiili beschäftigen sich damit nur um ihre Neugier merak duydukları çoğu insan sadece merak duydukları şeylerle ilgileniyorlar, meşgul oluyorlar ama bu Friedrich'ın ne anlama geliyor bilmiyorum hocam. Biraz zor Türkçe çevirmiş açıkçası. Evet, az çok haklısınız. Haklısınız aslında. Sich mit beschäftigen dediğiniz gibi meşhur olmak. Yukarıda da sich mit dem Thema Werbung beschäftigen. Yani şeyler, reklam temasıyla burada meşgul olmak diyor. Şeyle meşgul olmak demek sich mit beschäftigen. Pek çokları, yani çoğu kişi meşguldür. Neyle meşguldür? Meraklarını gidermek diyebiliriz aslında burada. Meraklarını gidermekle meşguller. Sadece meraklarını gidermekle meşguller diyebiliriz. Şimdi gene burada damit var bakın. Az önce yukarıdaki davuma biraz benziyor. Tam da değil. Normalde sich mit sonra bir isim geliyor. Ardından fiil geliyor gördüğünüz gibi. Ama burada ne olmuş? Meşgul oldukları şeyi anlatmak için bir cümleye burada ihtiyacınız var. Meraklarını gidermek falan diye böyle uzun bir cümle. Sadece bir isim değil. Böyle ki böyle durumlarda ne yapacaksınız? Mit'ten sonra bir isim gelmesi gerekiyor. Ama bu bir isim değil. Bu bir cümle. O yüzden buraya da getiriyorsunuz. Damit, virgül, bu. Aslında buradaki da, şöyle de söyleyebiliriz. Buradaki da, aslında şu anlama, şununla aynı anlam. Yani. Şuradaki da bunu kastediyor. Nu umiri noyga subefaydik. Bunu hani pek çok da zaten farkındadır ama belki de yani önemine binaen söylemiş oldum. Aralara hatırlatacağım bunu. Kundum behatın ne olabilir? Zaten kundum müşteri demek. Hocam özür dilerim ama oradan damiten umsu kullandınız. Oluyor mu öyle? Hem umsu var hem damit var. Şimdi damitle umsu şeyle karıştınız galiba. Şimdi evet, finalizeyle karıştırdım. Tamam özür dilerim. Oldu değil mi? Tamam ben gene açıklayayım. Belki başkalarının da kafası o şekilde karışmış olabilir. Teşekkür ederim. Damit'i biliyorsunuz normalde. Umsu ve damit amaç kullanmak, amacınızı belirtmek amacıyla kullandığınız iki şey. Eğer damit özneler farklıysa damitle yapmak zorundasınız. Özneler aynıysa umsuyla yapabilirsiniz. Ama buradaki damitle o damitin bir alakası yok. Buradaki damit sich beschäftigen mit'teki damitin miti. Damitin miti. O yüzden umsuyla bir alakası yok aslında. Onu teşekkür ediyorum. Belki başkanın da kafası orada karıştırmış olabilir. Kundum behatın. Yani müşteri zaten. Müşteriye ne yaparsınız? Die Verkäuferin, satıcı, beantwortete meine Fragen. Benim sorularıma cevap verdi. Und bana tavsiye verdi ya da hizmet tavsiye verdi diyeyim. Öğüt değil de yani bana tavsiye verdi. Bana ne yapar? Daha güzel bir çeviri. Bilgilendirme diyebilir miyiz hocam? Danışmanlık. Danışmanlık verdi. Ya danışmanlık biraz şey oluyor tabii ki. Verkäuferin danışmanlık yapmaz da. Size tavsiyede bulundu. Tavsiyede bulundu. Danışmanlık. Beyhat'ın danışmanlık yapmak anlamı da var burada. Danışmanlık yapmak veya öneri olur mu hocam? Önerilerde bulundu. Evet. Tavsiye etmek gibi. Tavsiye etmek. Teşekkür ederim. Bilgilendirdi aslında. Bilgilendirmek de olabilir. Yani aynı manalara gelen farklı şeyler söyleyebiliriz. Bunlar ama en yakınları, en iyileri bunlar. Yani genel daha böyle kapsayıcı manalarda. Devam ediyorum. Leiten. Leiter ne demek? Oradan aklımıza gelsin. Leiter yönetici demek biliyorsunuz. Leiter. Ya da müdür falan da Leiter diyorlar galiba Almanya'da. Mein Mentor an der Universität leitet das Projekt. Benim üniversitedeki mentorum ne yapıyor? Bu projeyi yönetiyor. Yönetmek demek Leiten. Gene önemli bir fiil. Onun önemini bir an. Burada project ya da eine Abteilung bir departmanı veya projeleri yönetmek, liderlik etmek de diyebiliriz. Yönetmek, liderlik etmek biraz uzak anlamı da. Yani yönetmek en güzel. Şunu hatta şöyle yapayım da belki silerim. Altta bir örnek daha yazmışım. Die Erfahrung der Professor leitet die Forschungsabteilung. Araştırma merkezini
En deneyimli profesör. Profesör hangi profesör? Erfahrenste. En deneyimli profesör yönetiyor ya da yönetir. Evet. Burası da böyleydi. Buraya geleceğiz. Bir çete bakalım. Müşteriyle meşgul olmak çok iyi değil sanki. Akıl vermek, o da olabilir. Akıl vermek ama biraz böyle olumsuz gibi geliyor ya. Olumsuz değil aslında da. Tavsiye daha iyi. Ses gayet iyiymiş. Tamam. Empfehlen olmaz çok. Yani mesela empfehlen değil. Empfehlen tam tavsiye vermek. Yani bir konuda tavsiyede bulunmak. Beratın biraz hem danışmanlık gibi. Yani danışmana tavsiye vereceksiniz belki ama biraz uzak onların anlamı birbirine. Informieren, yani aynı informieren empfehlen'i birbirine sokarsanız, birbirine koyarsanız yan yana ortaya belki beratın çıkabilir. İlgilendirme gibi. Biraz daha yavaş konuşsaydı. Haklısınız ama bitmeyecek muhtemelen. O yüzden erfahren tecrübe demek. Erfahren de orada süperlatif yapmış. En tecrübeli. Tamam, devam ediyorum. Bunu yapmak ister misiniz? Biri aynen Betreichleisten, Suleisten. Ben yapabilirim hocam. Buyurun. Einen Beitrag zur Entwicklung der Wissenschaft leisten. Beitrag leisten'la kullanılıyor. Katkı vermek, katkı sağlamak anlamına geliyor. Katkıda bulunmak, katkı sağlamak. Aha. Tamam, cümlede ne diyor? Sie kann ihren Beitrag dazu leisten. Buna katkıda bulunabilir. Das der Hunger in der Welt geringer wird. Açlığı, dünyadaki açlığı en aza indirmek için. Daha aza indirmeye katkı daha, sağlayabilir. Yani daha az olmasına katkı sağlayabilir. Teşekkür ederim. Güzel. Şimdi biraz daha üzerinde kalalım bu cümlenin. Einen Beitrag zu leisten, einen Beitrag zu etwas. Yani bir şeye katkı sağlamak. Zu Entwicklung. Şurada re Entwicklung'un D'sinden dolayı, dativden dolayı geldiği için onu kırmızıyla yapmadım. Normalde einen Beitrag zu leisten demek bu. Yani neye? Bilimin gelişmesine katkıda bulunmak gibi bir şey oluyor şurası. Bu da bir Nomen ve Verbindung diyebiliriz galiba. Sie kann ihren Beitrag dazu leisten. Türkçe'nin dediği gibi. Yani katkıda bulunabilir. Neye? Dünyadaki açlığın daha azalmasına, az olmasına diyebiliriz. Şimdi burada gene bakın bir aynı şeyden bir daha bahsederim. Dazu diyor gördüğünüz gibi. Buradaki dazu ne? Normalde su. Ama buraya bir dağ gelmiş. Buradaki dağ neyi kastediyor? Şunu. Burada dağ gelmesinin sebebi o. Çünkü sudan sonra bir isim gelirse su der Entwicklung diyebiliriz. Ama bir cümle geldiği için, bir cümle ifadesi olduğu için bunu yanda gelen, dastan gelen sonra bir Nebensatz'la yapmamız gerekiyor. O Nebensatz'ı buraya yazdığımız için de buraya bir dağ koyma mecburiyetindeyiz. Evet. Hocam burada bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Sie kann ihren demiş. Neden ihren demiş? Onu anlamadım. Onun, o, üçüncü tekil şahıs, onun katkısı. Yani o, üçüncü tekil şahıs, bir hanımefendi ya da işte bir bayan. Anladım hocam, tamam. Sağ olun. Geldim. Devam ediyorum. Ben yapabilirim. Buyurun, buyurun. Die Schriftstellerin wurde mit einer Auszeichnung geehrt. Schriftstellerin yazar wurde geehrt, ödüllendirildi, onurlandırıldı. Mit einer Auszeichnung, bir ödülle. Teşekkür ederim. Yani ne yapmak? Onurlandırmak demek. Bir şeyle onurlandırmak. Mit etwas ehren. Burada Nobel Prize yazmışız. Nobel ödülüyle onurlandırmak. Dediğiniz gibi yazar bir ödülle onurlandırıldı. Burada ne var? Pasif var. Pasif bir de Vergangenheit. Pasif Vergangenheit yapmış. Onurlandırmak. İle onurlandırmak diyelim. İle onurlandırmak. Tamam. Als ein Genie gelten. Ne diyor? Er gilt als der talentierste Sänger seiner Generation. Evet. Yani bir geni neydi? Çok zeki insan. Alim. Çok zeki. Çok zeki sayılmak diyeyim. Bir
Aklıma gelmedi Türkçesi. Çok zeki sayılmak. Burada ne diyor? O en yetenekli şarkıcı hangi neyin? Onun jenerasyonun, onun döneminin en yetenekli şarkıcılarından sayılıyor. Den sayılmak. Ne diyebiliriz burada? Eş anlamlarını hiç söylemedik. Burada bir eş anlam söyleyebilecek var mı bunu? Geçerli olmak. Aynen. Den sayılmak, geçerli olmak. Geçerli olmak biraz fürle. Oraya girmeyeli, o başka. Bunun eş anlamını söyle. Olarak kabul edilmek. Şey değil, Almanca eş anlamı, özür dilerim. Almanca eş anlamı söyleyebilecek var mı? Aufzählen miydi hocam? Zählen, doğru. Bir de proposisyon lazım. Aufzählen o zaman. Aufzählen. Zählen su. Su zählen değil. Zählen proposisyonda su. Zählen su. Zählen su. Bezeichnet. Bezeichnet als olur mu hocam? Bezeichnet biraz tanımlanmak demek. Yakın, benzer. Yani beraber yerine kullanacak yerlerde olabilir. Belki burası da olabilir. Ama bezeichnet biraz tanımlanmak demek. Bezeichnet als tanımlanıyor. Yanlış değil ama buraya yani tam eş anlamlı olarak yazmak istemem açıkçası. Devam ediyorum. Die Bibel ins Deutsche übersetzen. Übersetzen'ı biliyoruz zaten. Çevirmek demek, translate çevirmek demek. Yani bir dilden dile çevirmek. Burada belki şu çok karşımıza çıkmıyor olabilir. Yani Almanca'ya çevirmek. Mesela ne diyeceğiz? In übersetzen diyoruz. Neye çeviriyoruz? Almanca'ya. Sie hat mehrere Bestseller ins Deutsche übersetzt. O pek çok bestseller'ı, yani çok satan, en çok satan kitabı, affedersiniz, kitabı Almanca'ya çevirdi. Burada da İncil'i Almanca'ya çevirmek gibi bir şey. Çevirmek. Çevirmek mi olur? Almanca'ya çevirmek. Evet. Bir şeye çevirmek. Dil olarak tabii ki. Dil olarak çevirmek. Tamam. Ne kadar kaldı? Oh God. Umarım bitirebiliriz. Biraz hızlanacağım. Yeterince hızlı. Yani bir daha gidersem muhtemelen daha az kelime koyarım. Biraz fazla olmuş. Ayarlayamamışım, yoksa bakmayın. Ya da bilmiyorum, belki sona da bırakabiliriz. Biraz oraya yavaş bırakabiliriz hocam, sıkıntı yok. Biraz yavaş konuşayım. Evet, hızlı konuşuyorum değil mi? Özür dilerim. Biraz hızlı gidiyoruz gibi. Tamam. Biraz yavaş yavaş gideceğim. Ama sonda kalabilir, biriniz olsun. Kalsın hocam, sıkıntı yok. Eş anlamlarıyla beraber süper oluyor. Eş anlamlarını, yani açıkçası ben bazılarını aklıma geliyor. Çoğu gelmiyor aklıma. Gelenleri yazmaya çalışayım bundan sonra. Ama zaten şey yapmaya çalışacağım. Hani dediğim gibi birkaç gün sonra tekrar atacağım ya bu dosyayı sizlere. Orada kendim yanlarını yazmaya çalışırım. O telefonu dişleri altın. Bizi konuşur. Arkadan film sesi. Evet. Sıradaki de Grundsteinlegen. Grundstein bizdeki gibi. Grund neydi? Sebep, ama temel anlamı da var. Temel. Grundstein, temel taşı. Ne yaparsınız? Temel taşını döşersiniz. Bir şeyin temel taşını koymak, bir şeyin döşemek. Burada yani ama soyut bir anlamda tabii. Mit dem Amsterdamer Vertrag, Amsterdam Sözleşmesi ile für eine gemeinsame Justiz, ortak bir adalet için ne yapıldı? Bir temel taş konuldu. Yani o işte o yoldaki ilk taşlar konulmuş. Öyle diyebiliriz. Burada gene pasif var. Würde gelegt olmuş, o yüzden. Pasif Vergangenheit. Amsterdam Sözleşmesi ile ortak bir adalet için, hukuk için bir temel taşı konuldu gibi. Biraz tabii yamuk yumuk oluyor çevir. Şu an kafadan yapmaya çalıştığım şey ama anlaşıldı diye düşünüyorum. Temel taş. Temel taş koymak da garip oldu tabii. Temelli döşemek belki. Temel prensiplerde anlaşmak olabilir mi? Yok. Anlaşmak değil yani. Anlaşmak. Ya, temel atmak olabilir mi? Temel atmak. Temel atmak. Temelini oluşturmak. Temelini oluşturmak da olabilir belki. Haklısınız. Hepsi olabilir bunların. Ben biraz Grundstein'e orada böyle birebir çevire bağlı kalmaya çalıştım. Yani anlaşılması açısından. Stein taşı. Grundstein, temel taşını koymak. Temelini atmak diyebiliriz. Yine bir Nomen ve Verbindung bu da. Entdecken. Kleine Kinder entdecken jeden Tag etwas Neues. Küçük çocuklar her gün yeni bir şeyler ne yaparlar? Keşfederler. Şimdi entdecken filmlerden aklınıza gelebilir. Ent, eki,
genelde aynı manaya verir. Bir şeyi kaldırmak gibi. Şimdi deken ne demek? Deke örtü demek. Deken de örtmek demek. Ent deken örtüyü kaldırmak, yani kaldırmak. Örtüyü kaldırmak gibi düşünebilirsiniz. Yani ne yapıyorsunuz? Bir şey var, onun üzerindeki örtüyü kaldırıyorsunuz. Ne yapmış oluyorsunuz örtüyü kaldırınca? Keşfetmiş oluyorsunuz. Ent deken oradan keşfetmek diyebilirsiniz. Şimdi keşfetmeyi biz biraz Ali hocam. Buyurun abi. Gününüz abi. Bu den Grundstein Legen mesela şeyle iki proposyonda kullanılıyor. Biri für, mesela buraya şu cümlede kullanılan für var ya. Bu içine dahil edebilirsin. Für ve su. Ya für etwas ya da su etwas. Tamam hocam. Yazdım şimdi. Bir de bakayım tekrar düzeltirken de oradan şey yaparım. Teşekkür ederim. Hocam ayrıca bir şey söylemek istiyorum da hani az önce entekını anlattınız ya. Anlattığınız zaman işte ent bir şeyi kaldırmak anlamında, deken de örtüyü genelde kaldırmak gibi. Hani yok. Bu şekilde hani anlatırsanız bizim için çok öğretici olacağını düşünüyorum da. Kelimelere bu şekilde gidersek bizim için de iyi olur yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Güzel. Olabildiklerinde öyle anlatmaya çalışayım. Bu eklere girecek olursak daha önemli. Bu eklerin Almanca'da yani var gene az çok böyle anlaşılabiliyor. Ama geldiği kelimenin önüne göre farklı manalar verebiliyor yani. Bazısında bu tutuyor, bazısında tutmuyor. Burada mesela ent genel anlamını kap veriyor, evet. Ama vermeye de bilir. Di. Yani burada veriyor ama. Erfinden, şimdi buraya Erfinden de yazdım. Bununla bunu karıştırabiliyoruz. Erfinden icat etmek demek daha ziyade. Yani sıfırdan kurmak gibi. Bir şeyi keşfetmek değil de sıfırdan kurmak. Mesela Facebook Erfinden yapılmıştır yani. Mark Zuckerberg Erfinden das Facebook. Facebook'u kurar, kurduğu gibi. Yani o daha Erfinden, ona icat etmeye daha uygun. Entegin keşfetmek, Erfinden icat etmek diyebiliriz. Yani bu Herausfinden de oluyor herhalde, ortaya çıkarmak. Erfinden gibi mesela bir şeyi. Evet hocam. Yani Finden'a bağlaştırırsanız evet, Finden'la ortak bir adımları var Herausfinden. Evet. Okey. Ausbilden. Ausbildung zaten biraz açık gibi. Ausbildung'un ne olduğunu biliyoruz hepimiz. Eğitim. Aldığımız eğitim diyorlar. Die medizinische Hochschule bildet erste aus. Ne yapıyor? Tıp yüksek okulu doktorları ne yapar? Eğitiyor, yetiştiriyor. Eğitmek, yetiştirmek diyebilirsiniz. Ausbildung'dan gelir bu zaten bu kelime aklınıza. Tabii ki tramba. Evet, şimdi yine çok karıştırılan iki, çok karıştıran demeyeyim, ben karıştırıyorum. Şimdi sizi niye zanaatta bırakıyorum ki? Benim çok karıştırdığım iki fiil, sorgen gene. Für sorgen, sich sorgenum. İlkine bakalım önce. Meine Schwester sorgt für unsere Katze, wenn wir im Urlaub sind. Biz tatildeyken benim kız kardeşim ne yapıyor? Benim kedilerimle ilgileniyor, benim kedilerime bakıyor, benim kedilerime sağlıyor. Biraz garip oluyor ama aslında sağlamak anlamı da var orada. Yani besin sağlıyor, besini veriyor, ne bileyim suyunu veriyor gibi. Sorgen für bir şey, biri için, bir şey için sağlamak, bakmak demek. Ama sich sorgen um ise endişelenmek. Erten sorgen sich immer ihre Kinder. Ne yapar ebeveynler? Her zaman çocukları için endişelenirler. Endişelenmek. Bunlar birbirine karışabiliyor. Kümer sorgen'la sinonim olabilir mi? Neyle dediniz? Kümer. Diş kümer un. Tamam, evet onu yazacaktım ben. Teşekkür ederim. Bu ilgilenmek, bakmak gibi diyebiliriz. Dediğiniz gibi bunu farklı bir renkle daha sonra düzelteceğim. Şimdilik böyle olsun. Diş kümer uma biraz yakın. Yani burada kullanılabilirdi bence gayet de. Yani demek ki eş anlamlı sayılabilecek bir kelime. Diş kümer um. Ama bu sich sorgenum endişelenmek demek. Ya da sich sorgenum endişelenmek. Umla kullanılıyor. Gördüğünüz gibi bir gene verb mit preposition. Umdan sonra gelense akkusativ olacak. Um ihre Kinder. Burada sorgen machen da diyebilirdiniz. Sorgen machen yaparlar yani. Endişe yaparlar. Keine Sorge. Mach keine Sorge derler ya. Diyorlar. Anlıyorlar. Orada aklınıza gelsin. Endişelenme. Aşağı inmiş. Çete bakıyorum. Sie sorgen machen değil. Sorgen machen.
Zorgun temin etmek anlamı Fezorgun'u daha ziyade. Zorgun değil de Fezorgun'u. Fezorgun'la karıştırmayın. Kelimeleri bitirmeye uğraşmayın. Evet, uğraşmıyorum. Mahdiye kayna zorg. Yani ama o işte refleksivle. O yüzden yani refleksif pasiv. Datif şey refleksif. O yüzden dedim. Mahdiye kayna zorg. Ziş var, haklısınız, onu yanlış söyledim. Sonuncusu, bunu var mı açıklamak isteyen? Auf etwas stoßen. Ben yapabilirim hocam. Buyurun. Auf stoßen birine veya bir şeye rastlamak herhalde. Daha ziyade, özür dilerim. Daha ziyade bir şeye, ben kişiye çok görmedim açıkçası. Olabilir ama. Tamam. Während meiner Forschung bin ich auf einige interessante Fakten gestoßen. Araştırmam sırasında ilginç faktörlere rastladım diyor. Fakten daha ziyade gerçekler, yani gerçeklere, durumlara rastladım diyor. Farklı enteresan durumlara rastladım. Yani rastladım, karşılaşmak. Sanki bir de çarpmak anlamı var. Gözüme çarptı gibi mektuplarda yazarız yani. Anzeige gestoßen. Stoßen aslında zaten çarpmak demek. Yani şöyle çarpmak için de kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Auf etwas stoßen, bir şeylere çarpmak. Mesela bunu çok, şunu çok görürsünüz. Auf Probleme stoßen. Yani şeyle, problemlere çarpışmak. Yani ne demek o? Problemlerle karşı karşıya gelmek aslında. Burada karşı karşıya gelmek diye de söyleyebilirsiniz. Karşı karşıya gelmek. Ne dedim az önce ben? Rastlamak gibi. Çarpmak. Çarpmak. Yani stoßen tek başına çarpmak zaten, ama burada da çarpmak diyebilirsiniz. İlginç şeylere, ilginç gerçeklere çarptım olmaz çok ama. Karşı karşıya gelmek, rastlamak. Gene bu da verben mit proposition diyebiliriz. Toslamak. Aynen, toslamak. Teşekkür ederim. Tamam. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Devam ediyorum. Geldik şimdi insanlar arası ilişkiler diyor galiba, evet. İlki güzel. Liebe. Liebe'den aklımıza gelir. Bu Liebe sevgi, aşk gibi. Ich werde mich nicht in dich verlieben. Ne diyor? Sana aşık olmayacağım gibi. Seni sevmeyeceğim. Biraz aşık olmaya daha yakın yani. Sich in verlieben. Birine düşüp birine aşık olmak. Güçlü bir fiil. Yani mögen gibi değil. Yani direkt aşık olmak. Sana aşık olmayacağım. Aşık olmak diyebiliriz. Birine aşık olmak ama. Birine, bir şeye. Bir şeye için kullanıyorum bilmiyorum. Zannetmiyorum. Olabilir. Belki bir şeye de olabilir. Buna bakayım. Şimdi ben buraya Yemand'ın yazmışım. Akusatif ile kullanılıyor. Şunu da belki bilmeyenler vardır. Onu da tekrarlayayım. Bakın YDN yazmışım burada. Yemand'ın ne ile bitiyor. Yani akusatif ile kullanıldığı manasına gelir. Şu Yemand'ım olsaydı ne olacaktı? Datif olacaktı. Yemand'ım çünkü. Yani o da datif ile kullanıldığı manasına gelir. Onu da söylemiş olayım. Sich in jemanden verlieben. Birine, bir şeye, birine aşık olmak. Hocam verknallen in olur mu? Jemanden verknallen. Bilmiyorum o fiili. Verknallen mı dediniz? Evet hocam. Yok, tamam. Bakayım. Teşekkür ederim. Olabilir. Evet. Yine eş anlamsını burada yazmışım zaten direkt olarak. Hayratın, bunu niye yazdım? Basit aslında, hayratın biliyorsunuz biz evlenmek demek. Ama biz biriyle evlenmek diyoruz. O yüzden kafamız karışabiliyor. En azından ben öyle diyordum. Hayratın mit falan gibi bir cümle kuracağım. Yani öyle bir şey diyebiliyorum. Hayratın evlenmek, ama onlar akuzatifle kullanıyor. Birine evlenmek gibi oluyor. Bizdeki çevirisi biraz komik kaçıyor tabii. Darum konnte ich nicht die heiraten. 5 dakika nereden gelmiş. Bu sebeple seninle evlenemedim gibi. Gördüğünüz gibi burada dich. Senin, biz böyle çeviriz, seninle deriz, ama onlar sadece akuzatifle kullanıyorlar. Dich, jemanden heiraten. Du kannst mit deiner Freund eine Ehe schließen. Aynı anlama geliyor. Eine Ehe schließen. Yani gene orada eine Ehe schließen de evlenmek demek. Böyle de ifade edebilirsiniz. Aslında schließen tek başına kapatmak manası var. Eine Ehe schließen evlenmek anlamına geliyor.
Gene Canonline'ın bunu aynı sebeple yazdım. Ben karıştırıyorum. Belki başka karıştıranlar da vardır diye. Deswegen wollte ich auch kennenlernen. Bu sebeple seninle tanışmak. Seninle tanışmak. Ama biz seninle tanışmak deriz. Tanımak derseniz o zaman oluyor. Seni tanımak isterim gibi. O zaman daha uygun. Bunlar da gene kennenlernen jemanden. Sadece akuzatif obje ile kullanıyoruz. Person. Burada akuzatif oluyor. Mit gibi bir şey yok yani. Biriyle tanışmak gibi. Birine varmak. Evet. Kennenlernen de böyleydi. Gene geldik benim karıştırdığım bir fiil. Mit jemandem etwas teilen. Ne oluyor? Biriyle bir şeyi, yani biriyle benzer ilgileri paylaşmak. Benzer ilgilere sahip olmak diyebiliriz. Benzer ilgileri paylaşmak. Teilen paylaşmak demek biliyorsunuz. Biriyle bir şey paylaşmak. Bu şekilde de kullanılıyor. Yani biriyle aynı benzer ilgileri, şeyleri, ilgilere sahip olmak, ilgileri paylaşmak. Cümleye bakalım. İki çocuk da die beiden Kinder haben sich eine Tüte Süßigkeiten geteilt. İki çocuk da, iki çocuk ne diyor? Bir torba şekeri paylaştılar diyor. Bundan biraz farklı. Burada mit yok. Teilen sadece teilen'a yönelik bir örnek oldu bu. Paylaşmak demek. Biriyle paylaşmak olsaydı mit jemandem yapacaktık. Şimdi burada ufak bir şey. Mit teilen diye bir fiil de var. Ama bu mit teilen direkt fiil yani. Trennbare Verb mit teilen. Bilgilendirmek demek. Bildirmek demek mit teilen. Bu farklı. Bununla karıştırmayalım. Mit teilen. Trennbare. Yani mesela der Direktör teilte die neue Information mit. Ne oldu? Müdür, direktör yeni bilgileri paylaştı gibi. Yeni bilgileri bildirdi. Hocam, bilgileri verdi. Bunda ise mit teilen biriyle paylaşmak. Bu die gleichen Interessen teilendaki yani aynı ilgiye sahip olmak gibi anladım ama ben. Benzer arz yani benzer ilgileri paylaşmak. Ne oluyor? Benzer ilgileri paylaşmak ne demek? Benzer ilgilere sahip olmak. Biz de deriz ya. Yani aynı duygulara sahip. Aynı duygulara sahip. Seninle aynı ilgileri paylaşıyoruz. Ne demek? Yani seninle aynı şeylerle ilgi duyuyoruz. Benzer ortak yanlarımız var gibi. Bu konu şeyden geliyor. Partnersuche diye bir konu vardı. Onun kelimeleri muhtemelen. Partnersuche'da nasıl birini ararsınız? Mit jemandem, die gleichen Interessen teilen. Yani biri benzer ilgilere sahip biri gibi. Şey de karşılıyor mu hocam? Den Schmack haben. Schmack haben. Yani benzer tada sahip olmak gibi. Hı-hı. Soyut olarak kullanılıyor mu öyle bilmiyorum. Olabilir. Bizdeki gibi. Schmeck yani normalde yemek için kullanıyoruz ya schmecken. Böyle bir anlam için kullanılıyorsa olabilir tabii. Herhalde benzer ben denzel ben gleich schmeck tabındı o devamı. Redebenduk gibi yani. Evet. Bayan örneği iyi olmadı mı? Bayan örneği derken yukarıdaki şey. Tamam özür dilerim. Yani öyle gerek yok. Şımak burada zevk hocam. Aynı zevkler. Şımak değil de şımak. Şımak tamam aynı zevkler. Olabilir. Mit şımak Taylan diyeyim buraya. Şöyle galiba. Onu da yazayım. Bakayım ona. Burada Taylan mit Taylan bir şeyi paylaşmak değil. Örnekte evet yanlış şey. Biraz mitsiz yapmışım bunu. Ama çok önemli değil. Hocam orke şımak olacak da. Geçmek mı? Geçmek evet. Tamam. Teşekkür ederim. An propozisyonuyla kullanıyor. Etwas geçmek finden. Bir şeyden hoşlanmak. Etwas geçmek finden. Geçmek finden. Farklı şey söylediniz ama galiba. Bir hoşlanmak. Tamam neyse. Bu şimdi kalsın. Okey. Uzattım biraz ben. Benim sebebim yüzümden. Tamam devam ediyorum. Hocam yukarıdaki örneğe bir tane de eklersek mit tamamlanmış oluyor mu? Süzik kaydı beraber paylaştılar. Mit. Yok. Orada paylaştığınız şey değil, biriyle paylaşmanız lazım. Bir de mesela şey diyebilir de, das Kind hat sich eine Tüte Süßigkeiten mit einem Freund geteilt olabilirdi. The beiden Kinder mit einem
neuen mit einem man geteilt diyebilirdim. Böyle olabilir. Biriyle paylaştı. Böyle bir ekleme yapmış oldum cümleye. Yeri yanlış olmuş olabilir. Devam ediyorum. Biraz fazla kaldık burada. Kusura bakmayın. Şimdi Zuhin. Die Kinder spielten Piraten. Korsancılık oynadılar. Suchten nach verborgenen Schätzen. Ve gizli, gizlenmiş hazineleri aradılar. Yani Suchen normalde aramak demek. Bir şeyi aramak einfach diyebilirsiniz. Nach kullanmanıza gerek yok. Ich suche meine Schlüssel. Anahtarımı arıyorum. Ama ich suche nach meinem Schlüssel de diyebilirsiniz. Ya, biraz şey olur. Anahtarımın arayışındayım gibi. Hani yanlış değil aslında. Gramatik olarak ben biraz buna bakmıştım. Nüans farkım var acaba. Nach suchen veya einfach suchen'la. Ya, ikisini de kullanıyorlar. Farkı yok. Ama biraz sanki nach daha soyut meseleler için daha uygun. Diğer için kullanılmaz demiyorum. Ama daha uygun. Buna nach gemeinsamkeiten suchen. Yani ortak noktalar. Ortaklıklar aramak. Bu da gene partner suche konusunun kelimesindendi. Ortak şeyler, ortaklıklar aramak. Demek. Nach suchen bir şey, bir şeyi aramak diyeyim böyle. Bir şey aramak. Çete bakacağım. Ähnlichkeit, Gemeinsamkeit olabilir. Ortaklıklar, benzerlikler. Tamam. Sıradakini yapmak ister misiniz? Katılımcılardan herhangi biri. Musa Bey neredesiniz? Fon online. Buradayım hocam. Buyurun. Gülizar Hanım, buyurun siz açtınız, tamam, farklı biri olsun. Abraten tavsiye etmek anlamında kullanılıyor sanıyorum. Online portal tavsiye ediliyor gibi. Ich habe meine Schwester davon abgeraten, ihr Haus zu verkaufen. Kız kardeşim bu evi almamı tavsiye ediyor gibi. Teşekkür ederim. Biraz yaklaştınız aslında ama tam tersi olacaktı. Abhat'ın şey, vazgeçirtmek. Bir şeyin tersini tavsiye etmek. Yani caydırmak gibi aslında. Tam ben... tersi. Burada da şöyle diyor. Ben devam edeyim. Ben düzeltmiş olayım. Ich habe meine Schwester davon abgehalten. Ben kız kardeşimi caydırdım. Neyden caydırdım? Davon. Ihr Haus zu verkaufen. Evini satmaktan caydırdım. Sanırım artık unutmam. Teşekkür ediyorum. Aynen, güzel oldu. Güzel bir örnek oldu bizim için. Teşekkür ederim. Tam tersini öğrendik. Caydırmak. Abi genelde aplı olanlar orada da vurgu yapmak isterseniz aplı olanlar genelde iptal etme ya da işte şeyle alakalıydı değil mi? Güzel, iyi dediniz. Bu da hatın, normalde rahatın ne demek? Tavsiye etmek. Ap hatın tam tersi. Tam tersi tavsiye etmek. Ap genelde bir olumsuzluk, bir iptal manası veriyor. Up, vazgeçirmek diyebilir miyiz? Vazgeçirme olabilir. Aynen. Caydırmak, vazgeçirmek veya tersini tavsiye etmek çok olmaz ama vardı, ben gördüm sanki. Yani caydırmak en güzel çevirme yapabilirsin. Karşı tavsiye gibi bir şey de var hocam. Aynen. Öyle diyebiliriz. Karşı tavsiye, tersini tavsiye etmek. Saat 9 olmuş. 9.30'da başka bir ders var. 15 dakikamız kaldı. Upbringing ile aynı mı bilmiyorum. Upbringing ile aynı mı? Yazayım buraya. Belki de eş anlamlısıdır. Hiç fikrim yok. Upbringing. Evet. An bedeutung gewinnen. Aslında birebir çeviri yaparsak gewinnen kazanmak, bedeutung anlam, anlam kazanmak diyebiliriz. Yakın bir anlamı var aslında. Çok yanlış değil. Ama biz bir cümleye bakalım. Cümlede maşallah. Aus diesem Grund, bu sebeple termoelektrik materyaller gelecekte muhtemelen, tekrar çevireceğim biraz hızlı gittim, daha ne yapacak? Anlam kazanacak diyebilirsin ama biraz olmaz. Anlam kazanmaktan kastı aslında önem kazanmak. Yani teşekkür ederim. Önem kazanmak. Tekrar çeviriyorum. Bu sebepten ötürü termoelektrik materyaller gelecekte muhtemelen daha da an bedeutung gewinnen, anlam kazanacaklar. Werden, burada Zukunft var. Anlam kazanacaklar. Ya da anlam kazanacaklar diyorum. Önem kazanacaklar. Önem kazanmak.
am bedeutung gewinnen. Çok kullanılır. Önemli bir norma ve verbindung. Ezberlemenizi, öğrenmenizi tavsiye ederim. Önem kazanmak. Sich vermehren. Sich vermehren. İlk örneğe bakalım. Kanin için tavşanlar vermehren sich zwischener. Tavşanlar ne yapar? Çok hızlı ürerler. Çoğalmak. Üremek. Çoğalmak, üremek demek. Ama bu çok hızlı, aşırı hızlı çoğalmak manasında da kullanılıyor. Aslında üremek, şöyle yapalım. Üremek ilki, sonra çoğalmak. Yani hızlıca, çok hızlı şekilde çoğalmak manasında verebilirsiniz bu fiili kullanarak. Ihr Sinn des Hungers, açlık hissi, ist beeinflusst, etkilendi. Açlık hissi etkilendi ve onun ich verlange nach Süßigkeiten, yani tatlıya olan arzusu könnte sich vermehren, katlanabilirdi gibi bir şey diyor. Katlanabilirdi, çok hızlı artabilirdi. Yani katlanmak diyebiliriz. Çoğalmak, katlanmak gibi. Hocam. Hocam. Buyurun. Meren, Vermehren ile ilgili bir çağrışım aklıma geldi de söyleyebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Burada mea var, dikkat ederseniz. Mea, hani fiilin fiilin şeyi. Evet. Daha fazla anlamına geliyor mea. Hani oradan belki çağrışma yapabilir arkadaşlara. Olabilir, haklısınız. Söylemek istedim. Evet. İşte çağrışım var deyince ben de açıkçası fark ettim. Yoksa şu ana kadar kaç kere gördüm fiili hiç aklıma gelmedi. Mea'dan femmea. Olabilir, çağrışım yapabilir. Oradan oraya çıkış olur mu aslında bilmiyorum. Hani biraz Almanca gramatiği. Yo, zaten meren fiili var. Meren fiili de çoğaltmak anlamında. Tamam. Oradan aklıma geldi benim de. Tamam, teşekkür ederim. Mea daha çok demek, malum biliyorsunuz. Femmea'da çoğalmak. Oradan aklınıza gelebilir. Hocam, zaten bu çok kullanılıyor. Verkürzen, Verlangen, Vermehren. Yani başına fer eklenip bazı şeyler böyle fiil haline döndürülebiliyor. Doğru söylediniz, evet. Verkürzen kısaltmak demek. Verlangen uzatmak demek. Hı-hı. Çok var da ben bu kadarını hatırladım şimdi. Evet. Verbesa. Kaufen satmak demek. Kaufen satsın almak. Verkaufen satmak demek. Orada çok uymuyor gibi sanki mesela. Verkleiner. Vergrosser. Grosser. Haklısın. Büyütmek. Böyle galiba sayıyla, biçimle, boyutla ilgili olan şeylerde bu F başına gelince böyle bir mantık yürütebiliyoruz. Olabilir. Teşekkür ederim. Çete bakıyorum. Verbesa'nın tamam, daha da geliyor. Evet. Etwas nicht mehr ertragen können. Bu genelde olumsuz oluyor. Etwas nicht mehr ertragen. Daha fazla katlanamamak demek. Ertragen katlanmak demek. Ertragen können, nicht ertragen können de katlanamamak. Ich kann das nicht länger ertragen. Artık daha fazla, daha uzun katlanamayacağım. Katlanmak. Ha, bitirmişiz. Güzel. Atlamak değil mi? Yok. Güzel. Das Sorge für die Kinder fordern. Fordern'a bakalım önce. Fordern. Fördern'le karıştırmayalım. Şöyle yazayım ben buraya hatta. Ben hep karıştırıyorum. Aynen. Yani ben de karıştırdığım için biliyorum. Benzer sorunlarımız var muhtemelen hepimizin. Fördern. Normalde destek demek. Promos şey yapmak. Terfi etmek. Terfi ettirmek gibi manası var. Unterstützen'a biraz benziyor. Ama for'dan bambaşka. Yani for'dan talep etmek demek. Farklılar birbirlerinden. Das so geht für die Kinder for'dan. Ne olabilir? Çocuklar için Türkçesini hatırlamıyorum. Velayet talep edilmesi. Yani, velayet. Velayet talep edilmesi. Nach der Scheidung, boşanmadan sonra Taitin sich weiterhin das so geht für die Kinder. Boşanmadan sonra, boşanmanın ardından onlar çocuğun velayetini paylaşmaya devam ettiler. Şuradaki weiterhin burada devam anlamı veriyor. Ne yaptılar? Çocuğun şeyini, velayetini paylaşmaya devam ettiler gibi bir cümle. Yani for'dan önemli burada. Özür dilerim. Burada zaten for'dan... Cümlede de for'dan yok. Ben orada herhalde title'ı yanlış yazdım diye orayı for'dan yazdım da. Nach der Scheidung for'dan sich weiterhin das Sorge. Yok, bu title'ında yok. Ben bunu yanlış yazmadım. Ya, özür dilerim. Burada muhtemelen Sorgerecht'te... Son title yok. Fordern yok. Özür diliyorum. İşte böyle şeyler olabiliyor. Sonlara doğru zaten geldik ya, muhtemelen orada kafa iyice gitmiş. Sorgerecht'te gitmiş aklım galiba. Onun örnek cümlesini sözlükten almışım. Özür diliyorum.
Buraya bir Jordan'la ilgili bir örnek koyarım. Kusura bakmayın. Hocam bu Forden'le ilgili geçen şey dönemde de anlatmıştınız. Bir tecrübemi paylaşmak istiyorum. Önemli bir şey. Ben Job Center'a bir mevzuda yazmıştım Forden diye. Sonra uyarmışlardı beni. Senden üst makama Forden yapamazsın. Talep edemezsin. Tamam. Yani dikkat etmek gerekiyor bazen. Okay. Yani bizdeki talep etmeye benziyor. Talep etmek de genel. Rica ile talebi karıştırmayalım diyorsunuz. Aynen öyle yapsın gibi. Aynen. Yani Forden bizle eşit ve bizden aşağıdaki kişiler için kullanılabiliyormuş. Yani Türkçe'de talep etmek diye şey yapabiliriz. Talep etmeyi de zaten şey yaparsın genelde. Yani kendinizden üst makamla talep etmek. O zaman rica ederim hocam. Yani rica etsek daha iyi olur galiba. Hele ki cevap sende. Türkiye'de de üst makamlardan rica edilmez, sadece arz edilir. Herhalde evet, o tarz bir fiil vardır muhtemelen. Peki Forden yerine ne kullanacağız? Rica edeceğimiz zaman. Ben bitin kullanabilirim. Bitin diyorum. Bitin. Bitin fiilini kullanıyorum. Bitin Bana Verlagen yazdırmışlardı hocam da. Sen yaz onu bulun. Ha, olabilir mi? Okey. Az kaldı vaktiniz. Bitirelim. Özür dilerim. Güzeldi aslında. Auf finanzielle Ansprüche verzichten. Ich muss auf das Mittagessen verzichten, um das Projekt abzuschließen. Abschließen'ı gördük. Burada zaten umsu var. Projeyi tamamlamak için öğle yemeğinden ne yaptım? Ne yaptım öğle yemeğini? Vazgeçtim. Vazgeçtimden ziyade daha güzel feragat ettim. Feragat etmek. Yukarıda ne diyor? Bunu da yazmışım bari çevireyim. Yani finansal taleplerinden vazgeçmek, feragat etmek gibi bir şey. Yani bu kadar net herhalde 3 tane kelime birleştirip güzel bir kelime çıkarmışlar burada da. Wieder gut machen. Bu da fiil olmuş. Einen Fehler wieder gut machen. Bir hatayı ne yapmak? Telafi etmek. Teşekkürler. Telafi. Ich vergesse ihren Geburtstag. O onun doğum gününü unuttu. Ve ne yaptı? Und wollte es dann irgendwie. Ve bu bir şekilde irgendwie tekrar, yani tekrar diyorum, telafi etmek istiyor. Yani tekrar iyi yapmak diyebiliriz. O da telafi etmek. Sonuncusu ardından çete bakacağım. Einen Trend zum Single Design verzeichnen. Var mı yapmak isteyen? Ben hep çok konuştum bugün. Ne olabilir? Şurası çok önemli. Burayı görmeseniz olur yani. Şuraya bakalım. O zaman ben yapıyorum. Das Unternehmen verzeichnete einen kontinuierlichen Gewinn einsteig. Gewinn einsteig, yani kar yükselimi diye çevireyim. Biraz abes olacak ama. Devam eden bir kar yükselimi ne yaptı? Kaydetti. Yani kaydetmek demek burada bir şeyi kayıt altına almak değil de hani o senenin sonunda finansal işte işler bakılmış. Bütçe falan her şey çıkarılmış. Bakmışlar ki bir kar var. İşte bu firma kar kayıt etti gibi bir şey. Şununla da düşünebilir, ikisini beraber düşünsek daha manalı olacak. Einen Trend zum Single Dasein verzeichnen. Yani yalnız olma trendi varmış. Hani kaydetmek değil de burada belki daha güzel göstermek gibi şey olur mu hocam? Yükseliş. Mesela başarı kaydetti diyoruz. Yani yazmak, not etmek. Nasıl diyebilirim ki? Yani kaydetmek yani bir şey kayıt altına almak değil burada ama yani yıl sonunda bütçeler her şey çıkarılınca. Tescil yani etmek. Tescil de değil. Bilmiyorum daha güzel bir Türkçe ile varsa aklına gelen bir çeviri. Kaydetmek diyorlar aslında Türkçe'de de. Bu sene firma kar kaydetti. Kar yazmak. Deniyor mu öyle? Kar olabilir. Yazmak denir ya. Olabilir. Yani orada burada mesela öyle çevirebilirdik. Mesela o zaman kar yazdı. Hani yıl sonunda. Çete yazıyorsunuz belki. Kayıt altına. Aslında yazılı kayıt altına almak. Zaynen, ferzaynen. Oradan gitsek. Olmaz mı? Elde etmek olabilir mi? Öyle. Bazen böyle birebir bazı fiillerini birebir çeviriyoruz. Kayda geçmek olabilir mi hocam? Kayda geçmek olabilir. Aynen. Kayda geçirdik. Yani şey... Firma kar kayda geçti, kar kayda geçti gibi bir şey diyebiliriz. Ben anlamı kaptığınızı varsayıyorum. Veya elde etmek olabilir mi?
Elde etmek değil işte. Tescil etmek anlamı da var. Tescil etmek olabilir belki. Ya şurada mesela ne oluyor? Bir trend var. Yani yalnız olma trendi kaydedildi de burada olmaz. Kayıt altına alındı. Yani ortada bir şey var. Kalandı mı? Bir trend var. Yalnız olma trendi var manası veriyor. Burada da ortada bir şey yaptı. Kayda geçmek daha mantıklı sanki. Olabilir belki kayda geçmek. Her iki cümle içinde kayda geçmek biraz daha mantıklı gibi geldi bana. Hani yalnızlık kayıtlara geçti. Yani bu trend artık kayıtlarda gibi ya da göz önünde gibi. Evet. Tespit olabilir mi? Evet, o dediğiniz güzel oldu Navruz Hanım galiba. Bu benim de kafam biraz daha yattı. Yani bazı fiiller, bazı kelimeler böyle. Yani birebir çevirmek çok zor. Ama anlamı, cümlenin anlamını kavradıysanız gördüğünüzde ha, bu manaya geliyor diyebilirsiniz. Muhtemelen daha böyle güzel bir eski bir Türkçe terim de olmuş olabilir. Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim bununla ilgili? Mesela aşı olmayanlar resmi makamlar tarafından kaydedilecek. Buradaki kaydedilecek kelimesinde fersahinin kullanılabilir mi? Yok, olmaz. Yok, öyle değil. Yok, bu herhalde bir başarı için kullanıyor kaydetmek. Başarı. Başarıyı kaydetmek. Kayıt altına alın. Goose erfloge fersahinin. Kârla kapatmak gibi. Kapatmak ama diğeri için uymuyor. Bence Nevraz Hanım'ın söylediği mantıklıydı. Ben bir bakayım. Az kaldı vaktim. Başarı sağlamak da olabilir hocam. Olabilir. Arkadaşlar. Başarı sağlamak. Hani yükselmek anlamında başarı sağlamak da olabilir. Tamam. Teşekkür ederim. Burada bitirelim. Şey yapalım. Çünkü az vaktimiz kaldı. Son 2-3 dakika kaldı. Ben şu hızlıca sorulara bakalım. Önce bir sorunuz varsa chat'e yazarsanız memnun olurum. Kısaca bakacağım. Saptan da olabilir, evet. Fezahin'in güzel. Saptamak, aynen. Hemen paylaşalım Hüseyin Bey. Özür dilerim. Birkaç gün sonra paylaşacağım. Çünkü üzerine çalışmam lazım. Sisogun mahun akuzatif olabilir. Ben gene karışık yapmış olabilirim orada. Bir şey karıştırdım çünkü zorban fiilinde. Tamam. Absolvier'in genelde bir eğitimi tamamlamak gibi. Okey. Sorunuz varsa Telegram'dan bana özelden yazabilirsiniz. Burası çok mümkün olmayacak. Şimdi de kapatmamız da lazım. Telegram'dan her zaman yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışırım sorularınızı. Teşekkür ediyorum. Ben dosyayı düzenleyip birkaç gün içerisinde atarım. Yani aynı zamanda kaydı da Drive'a yüklüyorum. Oradan paylaşacağım inşallah. Derslerimiz bu şekilde olacak. Tavsiyeleriniz varsa, şikayetleriniz varsa yazarsanız memnun olurum. Ben teşekkür ederim. Hocam. Buyurun. Birkaç dakikamız daha var. Sorabilir. Ya bu dersi yapandan Allah razı olsun fikir olarak. Tam benim bir senedir aradığım ders modeli. Bu siz de bilirsiniz Fonsum bir kitap var. 555 tane Almanların en çok kullandığı verb diye. Siz bunu B2'de C1'de ekleyin 1000 tane verb olur. Bugün herhalde bir 50 tane falan verb işledik. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle 25-30 ders yapsanız arkadaşlar da biz de bizden sonraki arkadaşlar da çok faydalanacak. Çünkü yorumlanması gereken verb. Normal gözlükten baktığımız zaman karşılığını bulabiliyoruz ama verb'in hangi durumda kullanılması gerektiğini, yorumlanması gerekiyor ve böyle tartışma ortamında da akılda çok kalıcı oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum hocam. Sizlere ve yönetici arkadaşlara. Sağ olun. Ya çeksene. Hocam benim bir tavsiyem olacak. Ya ağzını tükürdüm çocuğu diyeceğim ya. Bir saniye ben bir mute'layım herkese, sonra siz tekrar açın. Açtım. Buyurun şimdi. Kusura bakmayın. Benim bir tavsiyem olacaktı da. Buyurun. Bu misal fiili veriyoruz, verbi. Altta örnek cümle veriyoruz ya. Mesela o örnek cümledeki sinonimini de ekleyebilir miyiz? Sizin için ekstra mesai mi yapar? Nasıl olur? Yok. Ben zaten şöyle, normalde ilk zamanlar sinonimlerle hep beraber gidiyorduk. Yani ders içerisinde beraber gidiyorduk. Ama o zaman çok çok uzuyordu, bitmiyordu. Yani sonradan kendim ekleyebildiklerimi açıkçası düzenlerken ekliyorum. Yine eklerim. Hepsi olmaz. Bazını bulamıyorum da zaten. Yani aklıma da bir şey gelmiyor. Yani kaydı durdurayım. Ya bunu şunun için söyledim hocam. Şimdi bazen bir şey söyleyebilir miyim?